Monkeypox dediğimiz maymun çiçeği hastalığı maalesef böyle bir tablo. Uzun yıllardan beri bilinen bir hastalık fakat bu kadar dile getirilmemişti. Bunun da temel sebeplerinden bir tanesi COVID ile beraber bilim dünyası daha duyarlı hale geldi. Belki insanlık da daha duyarlı hale geldi ama aynı zamanda immün sistemimiz de gittikçe çöküyor. Yediğimiz gıdaların, içtiğimiz suların, diğer tükettiğimiz besinlerin, torbanın içine giren katkı maddesiyle dayanıklılığı sağlanan besinlerin maalesef immün sistemimizin olumsuz etkilediğini biliyoruz. Manik Park'teki durum şu, biliyorsunuz çiçek hastalığı dünyayı kasıp kavurdu. İnsanlar binlerce insan, on binlerce insan, yüz binlerce insan değişik coğrafyada bu hastalığa yakalandı çoğunlukla da ölümle sonuçlandı ve nihayet çiçek aşısının sayesinde bu hastalık 1980 yılında dünya genelinden kökünün kazındığı, eredike diyoruz biz buna, kökünün kazındığına kanaat getirildi ve 80'den beri rutin olarak çiçek aşısı yapılmıyor. Yani 80 yılına kadar doğmuş olan jenerasyon Çiçek aşısı hepimiz e, olduk. 40 yaş yukarısı pek çok e, insan çiçek aşısıyla aşılanmış vaziyette. Yapılan çalışmalar e, şunu gösteriyor ki maymun çiçeği virüsüyle çiçek virüsünün birbirine çok benzer olması, çok yakın akraba olmaları sebebiyle e, bizim aşılarımız bizi %85'e kadar koruyor. Şimdi dünya şunu konuşuyor. Yeniden acaba bir çiçek aşısı yapalım mı? Ya da monkeypox'a özgün bir aşı geliştirelim mi? E, bilim dünyasının soruları. ...bir kısmı böyle. E, eminim ki pek çok bilim insanı şu anda... ...bununla ilgili tekrar çalışmalara... ...başlamış vaziyettedir. Çiçek e, aşısında bizim Ankara suşu ...dediğimiz e, suç kullanılmakta. Dünya genelinde mevcut bir stoğu var. Ama tüm dünyayı aşılamaya... ...yetecek kadar bir stok olmadığı gibi... ...tüm dünyayı aşılamaya gerek var mı? Esas soru bu. Çünkü her aşı bir... E, ...yeni yaklaşım, yeni bir uyarımdır... ...insan vücuduna. Hala da var Şimdi e, hiçbir aşının... E, çok ...çok böyle yüzde yüz koruyuculuğu olduğunu söyleyemeyiz. Bu bir e, akrabalık vesilesiyle ya da yakın komşuluk vesilesi ise dolaylı bir koruyuculuk sağlıyor. Bu koruyuculuğun yüzde 85'ler civarında olduğunu biliyoruz. Bu şu demek hastalığı geçirebilirsiniz. Çok hafif belirtilerle geçebilir. Bir grip tablosu gibi ya da bir iki belki e, deri lezyonu şeklinde geçebilir. Veyahut hiç geçirmeyebilirsiniz. Ama e, ben... Şunu net söyleyemem ki, yani ben 1962 doğumluyum, çiçek açısının olduğum dönem büyük bir ihtimalle 7-8-10 yaşlarında, yani 50 yıl önceki bendeki koruyuculuğu nasıldır onu diyemem. Bunların da tek tek araştırılması gerekiyor ama görünen o ki 40 yaşın üzerinde pek, çok, çok nadiren tek tük vakkalara rastlıyoruz. Ee, o sebeple çiçek aşısı olmuş tüm vatandaşlarımız. Ee, daha huzur içinde olabilir ama dikkatsiz olmamaları şartıyla. Ee... Çiçek aşısı yapılabilmesiyle ilgili nasıl çalışmalar var şu anda? Böyle Şimdi çiçek aşısının e, ya üretildiği e, suç e, dünyada mevcut. Türkiye'de de mevcut. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın yanında da aşıyla uğraşan e, dünyanın belli başlı merkezlerinde mevcut. Böyle bir talep olursa çok kısa sürede olmamak şartıyla e, yapılabilir. E, Dünya Sağlık Teşkilatı sağlık çalışanları, risk altında olan sağlık çalışanlarına çiçek aşısı yapılmamış olanlara yapmayı düşünüyor. E, onların elinde belli bir stok var ama bu stokta bir tüm dünyaya yetecek bir stok kesinlikle değil ee, yani 40 yıldır e, varlığını e, yok saydığımız Çünkü gerçekten yok edilmiş bir hastalığın aşısı elde tutulmaz çok fazla ee, sosyalleşirken mümkün olun mümkün olduğunca mesafeli ve açık havada Eğer içeride çalışıyorsanız mutlaka maske toplu taşıma araçlarında her ne kadar zorunluluk yoksa mutlaka maske ee, ve Çalıştığınız havalanda klimadan ziyade e, havalandırmanın pencerelerin açılarak kapıların açılarak hava akımının sağlanması çok önemli. Belki bir vantilatör yardımıyla bu güçlendirilebilir e, ama e, klima Maalesef klimalar biraz riskli. Çünkü klimaların filtrelerinde pek çok viral bakteriyel patojen ya da mantar patojen birikebiliyor. Oradan lejyonal epinomonisi gibi ciddi sorunlara yol açabilen enfeksiyonların kaynağı olabiliyor klimalar. Mutlaka bunların HEPA filtreleri ya da normal filtrelerin sık sık temizlenmesi, değiştirilmesi gerekiyor. Ama onun yerine çok sıcak, evet ben de şu anda terliyorum gördüğünüz gibi. Ama biz açık pencere Açık kapı, hava akımı olan iç ortamları mutlaka yaratmamız lazım. Спасибо.